Herkese merhabalar. Bugün sizlere anne sütünün nasıl sağılması gerektiğini, sağılırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve sağım sürelerine ne kadar olması gerektiğini anlatacağım. O zaman hadi videoya geçelim. İsterseniz ilk olarak öncelikle hangi durumlarda sağım yapmalıyız onlardan bahsedeyim. Aslında biz ilk olarak bebeğin memeyi kavrayıp memeden sütü almasını istiyoruz ama bazen öyle durumlar söz konusu olabiliyor ki bebeğin sağdığımız sütü alması gerekebiliyor. Şimdi bunlardan birazcık bahsedelim isterseniz. Birincisi anne bebeğinden uzakken. Burada demek istediğim şey bebek hastane ortamında kalmış olabilir. Anne çalışma hayatına geçmiş olabilir. Veyahut da anne ev ortamından çok sıkılmış, dışarıya gezmeye çıkmış olabilir ve bebeğini annesine, kayınvalidesine veya bir arkadaşına bırakmış olabilir. Bu durumlarda güvenli sütünüzü sağ bırakabilirsiniz. İkincisi meme reddi durumunda. Bazı durumlarda bebekler memeyi istemeyebilirler. Memeden kendilerini çekebilirler. Bu durumlarda da sütü sağ bebeğinize verebilirsiniz. Çünkü biliyoruz ki Sütü sağmadığımız sürece yeni süt oluşmayacak. Bunun oluşumuna katkı sağlamak için zaten sütü sağmamız gerekiyor. Yani meme reddi durumunda ya da bebek emmediği durumlarda bunu yapabilirsiniz. Mesela şu durumda da yapabilirsiniz. Bebeğiniz sadece sağ göğsünüzü emmiyor. Sol göğsünüzden hiçbir şekilde emmek istemiyor. Bu durumlarda da sol göğsünüzü sürekli sağarak boşaltabilirsiniz. Dördüncü durum ise ilaç kullanma. Bazen emziren annelerimiz ilaç kullanabiliyorlar ve bunlar yüksek riskli olabiliyorlar. Bu durumlarda bebeğinizi emzirmemeniz gerekiyor. Ve bizim burada süt oluşumunu devam ettirebilmemiz için ise elle veya pompayla sütü sağıp atmamız gerekiyor. Beşinci durum ise dolu meme. Bebeğiniz dolu memeyi bazen almak istemeyip reddedebilir. Bu durumlarda biraz önden memenizi sağıp ondan sonra bebeği memeye tutturabilirsiniz. Altıncı durumumuz ise düşük doğum tartılı ve e, prematüre bebeklerimiz. Bu bebeklerimiz bazen o kadar küçük doğabiliyorlar ki emme refleksleri daha olmuyor. Bu durumlarda da annelerimizin sütlerini sağ bebeklerine güvenle vermesi gerekiyor. Peki diğer bir soruya gelelim. Sütümü elle mi sağmalıyım yoksa pompayla mı? Şimdi burada önemli olan şey şu. Bebeğiniz yeni doğduğunda ilk 3 güne kadar yani kolostrum sütünüzü sağarken elle süt sağmanız gerekiyor. Çünkü bu süt daha koyu kıvamlı olduğu için makineye gelmeme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden de ilk olarak elle süt sağımına başlamanız gerekiyor. Sonrasında isterseniz elle, isterseniz de makineyle sütünüzü sağabilirsiniz biz bir de süt sağmadan önce yapmamız gerekenlerden bahsedeyim size. Burada yapmamız gereken şey oksitosin refleksini harekete geçirmek. Yani aşk hormonumuzu harekete geçirmemiz gerekiyor. Burada eğer bebeğinizden ayrıysanız onu düşünebilirsiniz. Bebeğinizin bir eşyasını yanına, yanınıza alabilirsiniz. Onu koklayabilirsiniz. Veya fotoğrafını yanınıza alabilirsiniz. Veyahut da ee, sevdiğiniz bir şarkıyı açabilirsiniz. Bu şekilde oksitosin refleksinizi harekete geçirmeniz süt sağımınızda çok etkili olacaktır. Bunun haricinde birinin size sırt masajı yapmasını isteyebilirsiniz veya göğsünüze siz kendiniz masaj yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi 4-5 dakika masaj yapabilirsiniz. Pompayla da suyun sütünüzü sağıyorsanız zaten pompalarda masaj ayarı var oradan ilk olarak 4-5 dakika bir masaj yapıp ondan sonra sağma geçmeniz en iyisi olacaktır sizin için ne kadar süre sağmalıyım derseniz ilk başlarda 20 dakika kadar sağabilirsiniz sütünüzü aslında bunu şöyle de anlayabilirsiniz süt dolgunluğu memenizden azaldığı zaman yeterince sütünüzü sağmışsınız demektir ama 2-3 saat aralıklarla bir e sütünüzü sağmanız bizim için en önemlisi. Pompayla süt sağmanda dikkat etmeniz gereken aslında ilk şey öncelikli olarak masaj ayarını açmanız 4-5 dakika boyunca masaj ayarında çalışması sonra da düşük vakumla başlayarak şiddetini arttırmanız gerekmektedir. Yani ilk başta şiddetini en hızlıya verip işte en güzel şekilde sütüm en hızlı şekilde gelsin değil de en yavaş ayarla başlamanız gerekmektedir. Bir de meme başlıklarının göğsünüzle uyumlu olması gerek gerekmektedir. Küçük uçlu olursa memeniz burada sıkışıp yara olabilir ya da büyük uçlu olursa buradaki kahverengi kısmı da alacağından sizi ajite edebilir. Göğsünüze en uygun uçu almanız sizin için çok önemli olacaktır. Pompanızın temizliğine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Pompanızı sürekli temizlemeniz lazım. Çünkü direkt memenize temas ediyor. Ne memenizin enfeksiyon kapmasını istemeyiz kesinlikle. E bu yüzden temizliğine çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Gelelim nasıl elle süt sağacağınıza. Öncelikle sırtınıza masaj uygulatabilirsiniz özellikle eşinize ve sonrasında memeye masaj uygulayabilirsiniz ve sıcak uygulamalar yapabilirsiniz memeye bu sütün akışını çok kolaylaştıracaktır. Ondan sonra ise memeyi makas şeklinde kesinlikle tutmuyoruz. Memeyi tutuş şeklimiz C pozisyon. Yani nasıl baş parmak üstte, dört parmak ise memenin alt kısmında olacak şekilde tutuyoruz memeyi. Burada görüyorsanız ben kesinlikle uç kısmını tutmuyorum. Memenin ucunu tutmuyorum. Bu şekilde tutarsanız memenizi yara yapma ihtimaliniz çok yüksek. Görüyorsanız eğer kahverengi kısmın dış çevresinde kalacak şekilde tutuyorum elimi. Sonrasında bastırıyorum, sıkıyorum ve bırakıyorum bastırıyorum, sıkıyorum ve bırakıyorum. Kesinlikle fark ettiyseniz bu işlemi uygulamıyorum. Bu yanlış bir işlem. Uyguladığım yöntem kahverengi kısmın dışında kalacak şeklinde elimi C pozisyonunda tuttum, sıktım, bastırdım ve bıraktım. Bastırdım, sıktım ve bıraktım. Peki siz nasıl süt sağlıyorsunuz yorumlarda buluşalım isterseniz. Hepinize öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.